anlamda olan bu sosyal deney başlasın. Birazdan izleyeceğiniz video farkındalık oluşturmak için yapılmıştır. Siz de videoyu paylaşarak bu farkındalığa destek olabilirsiniz. Önce gerçekte olmayan bir meslek icat ettik. Kusura bakmayın, biraz geciktim de. Sonra internette sahte bir iş ilanı oluşturduk. Merhaba, hoş geldiniz. Ve iş başvurusu yapanlarıyla görüştük. Size neler yapabileceğinizi konuşmadan önce bu işle ilgili bilgiler vereceğim. Bu sıradan bir meslek değil. Hatta dünyanın en önemli mesleği diyebiliriz. Bu iş diğer meslekler gibi özel yetenek gerektiriyor. Bu iş için belirlediğimiz unvan adı ise operasyon müdürü. Bu işte ihtiyaç duyduğumuz en önemli şey hareketlilik. Yani çalıştığınız sürece hiç oturamayabilirsiniz. Peki çalışma saatleri nedir? Kaç saat sürecek bu iş? Saat sınırlaması yok. Günün 24 saati, hatta haftanın 7 günü çalışabilirsiniz. Nasıl yani? Öyle bir şeyin imkanı var mı? 24 saat 7 gün. Ciddisiniz. Bu yasal mı? Şimdi ben işin şartlarını söyleyeyim, bunu sonra konuşuruz. Bu iş için insanın oldukça sabırlı olması gerekir. Bu işte çalıştığınız insanlar oldukça hassas insanlar ve sizin ilginize ihtiyacı olacak. Sabahtan akşama kadar, hatta isterseler sabaha kadar onlara hizmet etmelisiniz. Ben hizmet edeceğim. Ama bu şekilde olmaz ki. Hizmeti biraz geciktirdiğinizde bağıracaklar ama tepki göstermeyeceksiniz. Öyle birisini arıyoruz ki aşçılık, doktorluk, muhasebe, hemşirelik bunların hepsini bilmeli. Yani biraz tuhaf geldi bana. Nasıl olacak hepsi birden? Ben burada tam olarak ne yapacağım? Gerçekten anlamadım. Çok bir şey yapamadım. Biz bu özelliklerin hepsini istiyoruz. İş yerindeki insanlar sizden bir zaman sağlık, bir zaman hemşirelik, bir zaman aşçılık isteyebilir. Ya da hepsini birden. Kusura bakmayın. Hepsini yapmam imkansız. Siz çok düzensiz insanların olduğu yerde çalışacaksınız. Hatta siz düzenleyeceksiniz, onlar tekrar dağıtacaklar, siz toplayacaksınız ve bunu bilerek karşılayacaksınız. Ben buna gülerim. Şaka mı bu? Bakın, bütün dini, milli, resmi tatillerde, bayramlarda, hatta hafta sonları bile çalışacaksınız, tatil yapmayacaksınız. Gerekirse iki katı bile çalışabilirsiniz. Yani hastalandığımızda da mı çalışacağız? Evet, hasta olsanız bile çalışacaksınız. Siz ciddi değilsiniz değil mi? Siz böyle bir şey kabul eder miydiniz sizce? Şimdi asıl konuya gelelim. Bütün şartları söyledim size. Kolay veya zor. Sizce bu iş için ne kadar bir ücret uygun? Herhalde bir 8-9 bin liradan aşağı değildir bunun ücreti. Bence oldukça yüksek bir meblağ olması lazım böyle bir iş. Bu şartlara göre çok yüksek bir maaş olması gerekiyor. 10 bin TL'den az olamaz kesinlikle. Size şunu net söyleyeyim. Bu iş için kesinlikle bir ücret ödenmeyecek. Kusura bakmayın ama bu işi kabul edin deli olması lazım. İmkansız. Maaşın yok mu şimdi? Şimdi bütün bu şartlarda bu işi kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır, kesinlikle. Peki bütün bu işleri bir kuruş para almadan yapan birçok insan var desem inanır mısınız? İnanmam, bence kimse böyle bir şey yapmaz. Kim hiç para almadan bunca işi yapsın ki? Değil bir kişi, yeryüzünde bu şartlarda bir kuruş almadan bu işi yapan milyarlarca insan var. Ciddi olamazsınız. Kimler olduğunu söyleyeyim mi? Kim? Anneler. Sarılmak öpmek istiyorum. Ya annem olmasaydı ben belki de şu an başka bir yerde, başka bir yerde sürünüyor olabilirdim.